Evet arkadaşlar, 2016 model 1.33 Auris. Arabamızın arkalarında hoparlör yoktu. Ve biz bunları hoparlör takmak için yapmamız gereken uygulamalar. İlk başta kapı pandizotunu söküyoruz. Basit bir uygulama. İki tane vidası var. Şu an videoya geç başladığım için sökümünü gösteremiyorum. Ve matkapla dekomaj sistemi gibi bu şekilde deliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle deliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Süngerin kenarından delerseniz çok daha kolay olur. Süngeri sökmeden. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıkaracaksınız. Ve burası dümdüz olacak. Arkadaşlar. Şuradaki parçayı söküyoruz. Çok basit. Çektiğiniz zaman geliyor. Buradaki kablolar ise şöyle göstereceğim. Sarı ve siyah. Hoparlör kablomuz, yani ses kablomuz sarı ve siyah. Buradan sarı ve siyah ya soketi sökeceksiniz, arkadan alacaksınız. Bu artık burası sizin el becerinize kalıyor. Arkadaşlar bende kılavuz vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Kılavuz da buradan, körükten ve kabloyu da uğraşmak istemediğim için şu şekilde tepeden matkapla bir güzel delik açarak plastiğe, yani sokete buradan geçirdim. Ve tek kabloya geçirerek hoparlörümü buraya bağlayacağım. Arkadaşlar tek başım olduğum için biraz anlayamayabilirsiniz. Şuradaki delikten kabloyu alarak şuraya matkap aracıyla bir delik delerek kabloyu buradan geçirmiş bulunuyor. Yani daha fazla atabilir. Gayet de sağlam. Herhangi bir tıkırtı şıkırtı yapmayacaktır. Ben biraz daha kalın kablo kullandım. Elektrik kablosu. 2x0.75. Yani ses kablosuna da yakındır. Arkadaşlar şurada da göreceksiniz. 2x0.75. Burada sarı siyah kablomuza bağlayıp evet arkadaşlar, işlem tamam. Görmüş olduğunuz üzere ses gayet tatmin edici. Sarı siyah kablo şoför tarafındaki ses kabloları. Demiştim bunu buradan çektim ve kablo bağıyla bağladım ben. Şekilde görmüş olduğunuz gibi sağ tarafın yine takmıştım. İlk oraya taktığım için bayağı bir uğraştırdı. Eğer kapının kolunu nasıl çıkartırsanız diye düşünüyorsanız kol şu şekilde durduğunu düşünün. Şurada iki tane çentik var arkadaşlar. Şu çentiklere tornavida yardımıyla bastırdığınız zaman kolu kendinize doğru çekiyorsunuz ve çok basit bir şekilde geliyor. Yani ilk etapta bayağı bir sizi zorlayabilir. Ama yılmayın. Kesin yapacaksınızdır. İstiyorsan sesi biraz açayım. Arka tarafın sesini görelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tek başım olduğum için biraz uğraştırdı. Video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Ses kalitesi, müziği çok sesli dinlemeyenler için gayet başarılı. Herkese kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Ayak altı aydınlatması yapacağım. İnşallah onunla videosu çekmeye çalışacağım. Tek başım olduğum için biraz zor oluyor. Bunları YouTube'a atıyorum. Herhangi bir YouTube'da para kazanma olayım yok. Sadece...